yerel seçimin baş döndürücü atmosferi, seçmen nezdinde son dakika tercihleri, mahalle bazında vatandaşın nabzı, halkın başkan adaylarından beklentileri ve daha fazlası, en tarafsız ve en net haliyle 5N bir seçmende. 5N bir seçmen programından yeniden merhabalar. Şimdi Karacabey'e ait olan Tavşanlı Mahallesi'ndeyiz. 31 Mart yerel seçimlerine çok az kala vatandaşımız ne düşünüyor? Yapılan hizmetlerden memnun mu? Sizin için araştırmaya devam ediyoruz. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkürler. Burada yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Seviyor musunuz mahallenizi? Seviyorum. Gayet memnunum. Eğitim alanında 5 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Hı hı. Karacabey Belediyesi tarafından. Bundan haberdar mısınız? Hayır, değildim. Tamam, bizim tarafımızdan haberdar olun o zaman. Gelişmelerden memnun musunuz bu alanda? Okulu okuyor musunuz bu arada? O yüzden. Yaşındayım, yok. Ama hiç göstermiyorsunuz yaşınızı maşallah. Bayan kuaförü. Öyle. Kuaförsünüz. Yani. İşler nasıl? Çok yoğun, güzel. Yani bizde hiç durma olmuyor. Bayan kuaförü ölmeyecek bir meslek. Onun dışında başka sıkıntımız yok. Tabii ki de diğer mesleklerde var. Öyle. Mahalle aktif. Geliyorlar. Güzelliği seviyorlar. Kuaföre bol bol geliyor. Bayanlarla ilgilenmek zor. Hem zor hem güzel diyelim. Yani mesleğimi aşkla yapıyorum ben. Mesleğiniz bakımından da mahallenizden memnunsunuz o zaman. Tabii ki de çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Zaten çarşının ortası. Öyle. Bugün biraz sakinlik var ama cuma ya. Ondandır. Hava da güzel aslında. Belki birazdan daha aktif olur. Evet. Yaz geldi. Düğünler başladı. Öyle. Peki Karacabey Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Tek araba sorunu var. Çok karşılıklı park ediliyor. Yani trafik o kadar. Aslında park ve otopark alanında da bir sürü çalışma yapıldı yeni. Haberdar mısınız? Evet, haberdarım ama yetersiz kaldığını düşünüyorum. O kadar. Tamam, teşekkür ederiz. İyiyiz biz de, sağ olun. Burada yaşıyorsunuz. Evet, burada. Ne hakkındaydı? Memnun musunuz hayatınızda? Memnunuz, çok şükür halimize. Mahallenizden memnun musunuz? Memnunuz. Buralıyım zaten. Alt mahalleden buraya taşındım. Karacabey Belediyesi'nin sizler için yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Genel olarak memnunuz, evet. Memnunuz. Peki buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Her şeyin hayırlısı olsun, ne diyelim. Genel olarak hayatınızdan memnunsunuz. Memnunuz, çok şükür. Sağlık alanında yapılan çalışmalardan. Memnunuz. Bir şey diyemem şimdi, memnunuz. Son 5 yılda bir şeyler değişti mi sizler için mahalle hayatınızda? Vallahi değişti ama şimdi çok uzun mesele. Anlatmayayım. Ama memnunuz. Olumlu gelişmeler oldu diyebiliyorsunuz. Merhabalar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, otururuz aylak aylak işte, oturuyoruz burada. Başka yapacak bir şeyimiz yok. ne güzel dinleniyorsunuz bu güzel cuma sabahında. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? Oturarak gidiyor şimdi, biz yalan söyleyecek halimiz yok. Emekli miyiz? Emekliyiz. İş güç, sadece dinleniyor muyuz bu ara? Evet, tabii. Dinleniyoruz burada. İş yerimiz var ama şu anda işler de yok. Mahallenizdeki hayatınızdan memnun musunuz genel olarak? Genel olarak işte komşuluklar var. Memnunuz tabii. Şikayet edecek halimiz yok. Siz ne söyleyebilirsiniz bize? Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşını ziyarete geldik biz zaten buraya. Sohbet ediyorsunuz burada. Karacabey Belediyesi'nin mahalleye yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Temizlik, sağlık, eğitim konusunda. Memnunuz. Ara sıra geliyorlar, süpürüyorlar buralarını. Görüyoruz öyle. Temizlikten memnunsunuz herhalde. Maruşular bir şeyler ama daha iyi olursa daha iyi olacak. 4000 tane yeni çöp konteyneri konuldu sokaklara. Bunu fark ettiniz mi? Vallahi hiç. O konuda hiç bilgim yok yani. Diyecek bir şeyim yok, iyi. Güzel. Güzel. Ama tabii azıcık daha emekliye bir federans tanırsalar iyi olur. Oturacak bir yer bulamıyoruz. Aile kız. Sevgi yolundan o şeyleri kaldırdı, yeniden koydu. Bu şeylik oluyor yani. Karacabey Boğaz'ın sahilinde düzenlemeler var. Onlardan bilginiz var mı? Emekli adamın Boğaz'a kaç defa gider Allah aşkına? Senede bir kere ya gidersin ya gitmezsin. Gezersiniz artık amcacığım, emekli olmuşsunuz. Tabii gençler için şimdi eğitim de çok önemli. Gençler dedin. Gençlere 10 milyon TL'lik eğitim alanında yatırım yaptı Karacabey Belediyesi. Bilgin var mı öncelikle? Tamam, şimdi gençlere yatırım yapacak tabii ki. Bir arama bir şey dediğim yok. Bu ayrı bir konu.
bizim için, kendimi bir emekli için söyledim benim cümle. Yani gezindiğimiz zaman oturacak bir yerimiz yok. Yani toplu şey oluyor. Şimdi gidiyoruz kent meydanına, oturamazsın. Sırf gençlik içeriye girdiği zaman, emekliysen oraya girip oturabilir mi? Azıcık şöyle orta halli bir, Kemalpaşa'ya mesela gittiği zaman karşıda öğretmenler lokali var. Parkı güzel herkes. Ortalık belediyenin önü mesela güzel. Ama bizim burada o yok. Zaten çarşı bu ufak. Bir de kent meydanını öldürdün. Yoksa başka bir şikayetimiz yok. Onun dışında genel olarak hayatınızdan memnunsunuz. Zaten hep ona verdiğimiz, biz oradan çekildiğimiz yok. Parti, o parti olarak devam ediyor. Mesela eski parkımız. Bizim yaşımız 65. Eskileri biliyoruz oralarını. Daha bir şekilde güzel olursa daha iyi olur. Şimdi yapılmış oluyor. Çocuk parkı güzel. Ama birkaç tane daha oturma yerleri. Yani acıkın emekliye hitap edecek. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederiz. Yoksa, sağ olun. Şeyin gençlere niye bunu yapıyor, niye böyle yaptı, bir şey, böyle bir sıkıntımız yok. Bizi kısıtlıyor. Yok. Nereye gitse ta aşağıya parka. Buralarda çevrede, merkezi yerlerde hep gençlere hitap ediyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii yani. Gençlerimiz de düşünmeleri ama çok güzel. Azıcık da bize de yol ayırsın. Tamam. Değil mi? Söylemiş oldunuz siz de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi dinlenmeler. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi günler. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Elinde çiçekle görünce öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındayız? Söyleyelim mi? Söylemeyelim. Söylemeyelim. Tamam. Kadınlara yaşı sorulmaz. Nasılsın? İyi misin? Hayatından memnun musun? Vallahi memnunuz. Bugüne kadar memnun olmak zorundayız. Öyle. Sağlığın nasıl? Normal. Güzel. Mahallenden memnun musun? Mahallemden memnun. Karacabey Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musun mahallene? Valla komşu kızı. Çok komşu oğlu belediye başkanı. Hı hı. Buna şükür. Yapacak hizmetini mecbur yapmak zorunda. Eğer halkına hizmet vermezse kendi de bu kaybetir. 8 tane yeni sağlık ocağı açıldı. Bilgin var mı? Hiçbirinden yok yavrum. Hastayla uğraştım. Yeni beyimi kaybettim. Konuşmaya da şeyim yok şimdi şu anda. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. İyi günler. Ekmek kokusunu duydum Ercan. Şimdi buraya girelim. Biz yine ekmek kokusunun peşinden yürümeye devam edelim. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Gelin biraz yaklaşın bize, biraz sohbet edelim. Nasıl gidiyor hayatınız? Ekmeklerin içinde mis gibi, biz de ekmek kokusunu duyduk geldik. Bu mahallede yaşıyorsunuz. Ne zamandır yaşıyorsunuz? Yok. Biz yeni işlettik burasını, açtık. Başka mahallede oturuyorum, burada oturmuyorum yani. Sarabadanlar Mahallesi'nde oturuyorum. Buraya yeni taşındık. Memnun musunuz buradan? Şimdilik memnunuz. Karacabey Belediyesi'nin mahalleye yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi şimdi ne bileyim, ne diyeyim. Temizlik alanında, eğitim alanında olsun. Mesela 4000 tane yeni çöp konteyneri konuldu sokaklara. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya temizlik olsun iyi. Mesela bazen burada kadınları görüyoruz. Temizletiyorlar, bunları şey diyorlar. İyi yani. Türkiye'nin en büyük inşaatlarından biri Teknosap inşaatı başladı burada. Bundan bilginiz var mı? Var. Başladığından haberimiz var, evet. Yeni iş imkanları doğacak gençler için. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşallah gençlerimize bir şey olur. Peki iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, bizlerle paylaşmak istediğiniz bir şey var mıdır? Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Maşallah. Bu mahallede yaşıyorsunuz, memnun evet. musunuz mahallenizden? Memnunuz. Memnunuz, bir sıkıntımız yok. Temizlik alanında, eğitim alanında, sağlık alanında yapılan çalışmalardan haberdar mısınız? Evet. Hastanemiz güzel. Mahalle ve sokaklarımız güzel, temiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Belediyemiz iyi. Güzel. Türkiye'nin en büyük inşaatlarından biri Teknosap inşaatı başladı biliyorsunuz. Duydum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada var mı faaliyetleri bilmiyorum yalnız ondan. Karacabey'de başlatalı Teknosop inşaatı. Teknosop bilgim yok o konuda. Tamam, biz sizi bilgilendirmiş olalım. Tamam. Teşekkür ederim.
Yeni bir kültür merkezinin temelleri atıldı Karacabey Belediyesi'nde. Gençlerimiz açısından olsun, sizin açınızdan olsun, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu tür faaliyetlerin olması Karacabey'de güzel. Gençlerin önü açılır yani. Ama içerisinde mahiyetinde neler olacak şimdi, sinema, sergi, onlar olacak. Tabii gençlere destek olur. Olur. Bilgilendirme için güzel olur. Kültür anlamında böyle bir şeye ihtiyacı vardı diyorsun. Var tabii. Şimdi Karacabey'de biliyorsun çiftçi memleket. Yani diğer büyük şehirler gibi değil. Böyle şeylere kazanması lazım. Türkiye'nin ilk tarım AVM'sinin temelleri atıldı. O gerekli. Haberdarsınız bundan. Tarım memleketi zaten Karacabey. Köylerinden tut, Karacabey'in içinde bile çiftçi çok. Genelde çiftçilikle uğraşıyor zaten Karacabey. Diğer memur kesimler zaten tayinle gelenler, memuriyetler. Diğerlerinin hepsi çiftçidir. Genel olarak mahallenizden, belediyenizden memnunsunuz, işlerinizden. Şu anda bir sıkıntı yok, işlerimizden memnunuz. Belediyenin de bir sıkıntısı yok. Zaten bu ilk 5 yılıydı. Bundan sonraki 5 yılda da denenir denermez, onu artık halkımız bilecek. Denenirse de tabii 5 yılda daha tecrübe oldu. İkinci 5 yılda daha güzel olur. Peki bu anlamda başkana iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır buradan? Saygılar. Saygılar. Yola devam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir yeriniz var bu arada, rengarenk. İçimiz açıldı bizim de. Gerçek modelleri de güzel. Evet. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, sağ olasın. Seni gördük, daha iyi olduk. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Biliyorsun bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet. Güzel hani. Güzel. Nasıl gidiyor hayat, sağlığın yerinde mi? İyi, sağlığımız iyi işte. Dua ediyoruz hani iyilik için. Öyle. Nasıl, mahallenden memnun musun, komşularından? Memnunum. Memnunum hani. Mahallenin temizliğinden memnun musun? Vallahi bazen peki hani çöpler doluyor, almıyorlar hani. Boşaltmıyorlar, biraz pislik oluyor. 4000 tane yeni çöp konteyneri kondu sokaklara. Bilgin var mı? Yok. Yok şu an. Öyle. Sağlık alanında yapılan çalışmalardan bilgin var mı? 8 tane yeni sağlık ocağı açıldı. Bilmiyorum, onlardan haberim yok. Haberim yok. Sağlık ocağına pek gittiğim yok. Hani hastaneye gidiyoruz. Öyle. Genel olarak hayatından memnun musun mahallende? Memnunuz. Memnunuz yani, çok şükür. Memnunsun. Bir beklentin var mıdır? İletmek istediğin bir mesajın var mıdır? Vallahi şimdilik yok, ne bileyim ne diye. Çocuk var mı? Var. 2 tane. Birisi okuyor, birisi çalışıyor işte. Ne güzel. Eğitim alanında da 10 milyon TL'lik yatırım yapıldı Karacabey Belediyesi tarafından. Nasıl, bundan memnun musunuz? Ne düşünüyorsun? Vallahi biz de ondan da faydalanmıyoruz. Hani geri ödemeli şey alıyoruz. O ayrı bir şey. Bir şeyden faydalanamadık hani. Hani faydalansaydık iyi olurdu. Öyle. Tamam, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi. Yaş kaç amca? 66. Maşallah. Sağlığın nasıl, yerinde mi? Sağlığım pek yerinde değil. Değil. Allah sağlık versin. En başı o. Amin. 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 Nasıl, hayatından memnun musun? Mahallenden memnun musun? Memnun, memnun, memnun. Peki sağlıktan konuştuk. Sağlık alanında yapılan hizmetlerden memnun musun? Memnun, memnun. 8 tane yeni sağlık ocağı açıldı. Evet. Yararını görüyor musun? Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Çevreden duyuyorsundur. Görüyorum. Nasıl, memnunlar mı? Memnunlar, görüyorum, yapıyorum. Benim iğne hatası var ayağımda da. Hastanede yattım ben, hemşire yanlışlıkla iğne vurdu, sinire denk geldi. Beyni işlemiş. Ondan ayağım yani. Çok geçmiş olsun, her şeyin başı sağlık tabii. Peki Karacabey Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musun? Memnun, ben zaten AK Partiliyim. AK Partiliyim. Peki Karacabey Belediyesi, Karacabey Boğazı sahilinde düzenlemeler yapılıyor. Evet. Oraya yeni butik oteller kuruluyor. Haberdar mısın? Değilim, sizden duyuyorum. Biz sizi bilgilendirmiş olalım. Evet, evet, sizden duyuyorum. Sizden. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk tarım AVM'sinin temelleri Karacabey'de atıldı. Evet. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi iyi değerlendiriyoruz. İşte bu akşam gideceğiz bakalım aşağıya. Spor salonunda şey var. Orada. Çağırdılar işte. Telefon ettiler. Üyelerim. Oraya gideceğiz.
Sosyal hizmetleri, sosyal tesisler açıldı. Bunlardan bilgin var mı? Yok, sizden duyuyorum. Biz sizi bayağı bilgilendirdik amcacığım. Eğitim alanında 10 milyon TL'lik yatırım yapıldı Karacabey evet. Belediyesi tarafından. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsin gençlerimiz açısından öncelikle? İyi. Hiç anlatıp durumlarımız yapar malum. Tabii. Biliyorsun Karacabey Belediyesi tarafından altyapı tamamen yenilendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? İyi değerlendiriyorum. İyi oldu diyorsun. İyi oldu. Bu anlamda genel olarak hayatından memnun musun? Memnunum. Allah bizleri uzatmasın. Memnunum. Güzel. Allah sağlık versin, acil şifalar versin öncelikle. İyi dinlenmeler. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olasın. Nasıl gidiyor hayat? Yaşam devam ediyor. Her şekilde devam ediyor. Aynen. İyi kötü yaşama ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Hayatınızdan, mahallenizden memnun musunuz? Memnunuz. Karacabey Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz mahallenize? Memnunuz. İyidir şu anda. Ne gibi hizmetler yaptı, bilginiz var mı? Valla bildiğim kadarıyla yollar falan düzene girdi. Yatırımlar yapıldı. Bazı şeyler yapıldı işte. Park ve otopark çalışmaları yapıldı. Evet, bilginiz otopark var. Otopark çalışmaları şu anda da devam ediyor zaten. Otopark çalışmaları yine devam ediyor şu anda. Sokaklara yeni 4000 adet çöp konteyneri konuldu. Yeni çöp konteyneri, onlar da değişti. Evet, farkındayım, onu da. Ondayız. Mahallenizin temizliğinden memnun musunuz? Memnunuz. Temizleniyor. Mahallenin temizliği güzel. Çocuk var mı amcacığım? 4 tane. Hı hı. Nasıl, kaç yaşlarındalar? Çocuk büyük. 36 yaşında. Ondan ufakları sırayla öyle gidiyor işte. Eğitim alanında yapılan yatırımlar konusunda bilginiz var mı? 10 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Vallahi onları bilmiyorum. Onların konusunda okuyan çocuğum şu anda olmadığı için pek o konuda bilgim yok. Genel olarak hayatınızdan memnunsunuz? Memnunum. Emekliyim ben. Emekliyim, memnunum. Ne güzel. Karacabey Belediyesi'ne başkana iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Valla Karacabey için hayırlısı neyse onun olmasını isterim. Her şeyin hayırlısının olmasını isterim. Elbette ki çalışmayla bu işler olur. Çalışıldı mı her şey güzel olur. Yatmayla hiçbir şey olmaz. Çalışma da düzenli çalışmayla olur tabii ki. Düzensiz çalışmayla olmaz. Muhakkak. Türkiye'nin ilk tarım AVM'sinin temelleri Karacabey'de atıldı. Evet. Biliyor musunuz, haberdar mısınız? Büyük sanayi demiyor musunuz? Yapılan, evet. Tarım AVM'sinden bahsediyorum. Siz Teknosap'tan bahsettiniz sanırım. Büyük sanayi bölgesi olarak. Büyük sanayi bölgesi olarak. Onu diyorum. Siz onu demiyor musunuz? Ben ayrıca bir de tarım AVM'sinin temelleri açıldı. Ondan bahsediyorum. Atıldı. AVM dediğin alışveriş merkezi mi oluyor? Evet, tarım AVM'si. Tamam. Büyük sanayi bölgesi inşaatı, Teknosap inşaatına konusunda ne düşünüyorsunuz? Onlar henüz daha gerçekleşmemiş galiba. Evet, geçecek. Temelleri atıldı, yapılıyor çalışmalar. Aynen, güzel bir çalışmalar var. Yolların çalışması var, o çok güzel mesela. İzmir-İstanbul yolunun kısalması gayet güzel. Yapılan yol çalışmalarından memnun. Yol çalışmaları gayet güzel. İnşallah daha iyi olur, temennisindeyiz. İnşallah, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size. İyi günler, teşekkür ederim. Karacabey Tavşanlı Mahallesi'ndeki röportajlarımız sona erdi. Vatandaş genel olarak hayatından memnun. Bir dahaki programa görüşmek üzere.